Karadeniz sahil yolunun en önemli etabı olan 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 kilometrelik Ordu Çevre Yolu, 1 milyar liralık maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri oldu. 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin altından 3300 metre, hemen yanındaki 300 metre yüksekliğindeki Öceli Tepesi'nin altından 2030 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 5330 metre uzunluğunda iki tünel açılan ve şehir içi geçiş trafiğini 40 dakikadan 10 dakikaya düşüren Ordu Çevre Yolu, Karadeniz Sahil Yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlattı. Karadeniz'in doğa şartları gereği oluşabilecek heyelana karşı 75 kilometre uzunluğunda fore kazık çakılarak inşa edilen yolun açılmasıyla günde ortalama 100 bin araç geçen Ordu Sahil Yolu şehir içi geçişinde araç yoğunluğu yarı yarıya düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ünye Çevre Yolu'nun temelini attıktan sonra 21 kilometreden oluşan Ordu Çevre Yolu'nun çalışmasını yapan, 2009 yılında hazırlanan projenin 2011 yılında ihaleye çıkmasını sağlayan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Çevre Yolu'nun Ordu'nun 4. ağırt damarı olduğunu söyledi. Ordu'nun 100 yılın başından bu yana ulaşım alanında büyük sorunlar yaşadığını, bu sorunları çözmek için 2002 yılından başlayarak kolları sıvadıklarını belirten Güler şöyle konuştu. Ordu 100 yılın başından bu yana ulaşım alanında büyük sorunlar yaşayan bir ildi. Yol olmayışı sebebiyle gurbet ve göç olayları yaşandı. Hasret yüklü, kederli nesiller geçti. Biz bunun önüne geçmek için 2002 yılından başlayan bir çalışma yaptık. Önce 1990'lı yıllardan kalan ama yapılamayan Karadeniz sahil yolu, Ordu ili geçişini genişleterek ulaşımı rahatlattık. Ardından 140 yıllık bir efsane olan ve Ordu'yu İç Anadolu'ya bağlayan Karadeniz-Akdeniz yolunu açtırdık. Bunun ardından dünyada 3., Avrupa'da 1., denize havaalanını yaptık. Şimdi de sahil yolunun trafiğini rahatlatan ve tüm Karadeniz'in beklediği bu çevre yolunu açtık. Bu 4 yatırımla Ordu iline 4 adet ağırt damarı açtık. Bu yol aynı zamanda Ünye Çevre Yolu ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 2. ağırt damarıdır. Bu yatırımların altına imza attığımız yatırımlar olması beni oldukça mutlu ediyor dedi.